Evet, herkese merhabalar. Otizmli çocukların eğitimiyle ilgili ailelerimize bazı tavsiyelerde bulunacağım. Ben de otizm öğretmeniyim. Bu alanda eğitimler verdim genelde. Evet, saygıdeğer aileler. Öncelikle yani her otizmli çocuğun bir dahiyane yeteneği var. Yani bu çocuğunuzun dahiyane yeteneğini keşfetmeniz gerekiyor. Bunu bulmanız gerekiyor. Yani çocuk müzik alanında başarılıysa onu müzik alanında iyice yönlendirin. Emin olun o Beethoven gibi olur. Gerçekten otizmli çocukların yetenekleri inanılmaz böyle dahiyane, öyle söyleyeyim. Benim bazı öğrencilerim vardı. Bakın, onların öyle dahiyane böyle akıl almaz yetenekleri vardı ki, bunları burada söylemiyorum tabi neticede. Yani öncelikle otizmli çocuğunuzun içindeki yeteneği keşfedin arkadaşlar. Ailelerimize şunu söylemek istiyorum bir de. Çocuğunuza evde, okulda göz merceklerine bakarak konuşun. Mesela kafasını şöyle tutun, ona gözüne bakarak da işte oğlum, kızım, bak şunu yapma, şunu etme diye. Yani göz bebeklerine bakarak onlara konuşun. Ve bunu sürekli yapın. Ve en önemli noktaya geliyorum. Otizmli ailelere söylemek istedim. Okullarında eğitim alan otizmli çocuklarımızın öğretmenleri otizmli çocuklarımıza dokunarak eğitim versinler. Bakın, dokunarak. Mesela benim otizmli öğrencilerim vardı. Hamdolsun böyle çok iyileşme gösterdiler. Yani 8-10 senede anlamayan eğitimleri biz neticelerini aldık. Ama nasıl eğitim veriyorduk? Mesela ben onun elinden tutarım, onun eliyle giderim, alırım. Onunla birlikte yürürüm. Yaparken bir şeyi onun elini kaldırırım. Bak, burası böyle, şurası şöyle, bunu elinle şöyle yapacaksın. Ama bunları söylerken hep onun elini tutuyorum, öyle yapıyorum ve göz merceklerine bakarak konuşuyorum. Yani otizmli ailelerimiz, rica ediyorum, biz bunun gerçekten çok başarısını aldık. 10 senedir netice anlamayan otizmli çocuklarımız iyileştiler. Öğretmenlerine, okul öğretmenlerine ricada bulunsunlar. Hocam, bizim çocuğumuza dokunarak eğitim verin. Öğretmen de sorarsa size, ya nasıl dokunarak eğitim verelim, nasıl istiyorsunuz? İşte hocam, bak biz evde mesela onunla birlikte yürüyoruz, onun elinden tutup birlikte alıyoruz ve otizmli çocuğumuza konuşurken göz bebeklerine bakarak konuşuyoruz. Yani böyle yapıyoruz. Yani siz de evde dokunarak eğitim verin. Öğretmenlerimiz de okullarında dokunarak eğitim versinler. Bunlar koordineli olsun birbirine. Yani bakın, bu söylediğim bilgi gerçekten çok hayat kurtarıcı bir bilgi. Yani çocuklarımızın içindeki yeteneği mutlaka ve mutlaka keşfedin. Akabinde çocuklarımızın gözlerine bakarak konuşun, göz teması sağlayarak ve öğretmenlerimize de çocuğumuza dokunarak eğitim vermesini isteyin. Bunu sağlayın. Yani bu gerçekten çok önemli. Hani Bodrum'da geçenlerde bir haber vardı, çok dikkatimi çekti. Bodrum'da otizmli bir aile, hocam işte biz çocuğumuzu zapt edemiyoruz, biz ne yapmamız gerekiyor, çok çaresiz kaldık diye demeç vermişler. Yani gerçekten otizm bambaşka bir alan. Ama siz otizmli çocuklarınızı güzel bir şekilde eğitirseniz, bakın emin olun, hiç abartısız söylüyorum, yani çocuğunuz müzik alanında yetenekliyse geleceğin Beethoven olur. Yani böyle iş adamı olan otizmli insanlar, spor alanında başarılı olan otizmli insanlar, bunların çok örnekleri var. Yani hani benim çocuğumdan bir şey olmaz diye böyle aklınızdan asla bir şey geçmesin. Ama şöyle bir şey var, bu eğitimleri yaparken istikrarlı yapın. Ben mesela
Bir otizmli öğrencim çok ağırdı benim. Bakın 1,5 ay boyunca otizmli öğrencime eğitim verdim ama nasıl eğitim? Her gün böyle sınıftan çıkıyorum, sırtım, vücudum nasıl böyle ter içerisinde? Yani havluyla nasıl kurulanıyorum böyle? 1,5 ay emin olun hep böyle devam etti biliyor musunuz? Yani çocuk bana tekme attı vesaire yaptı ama dedim ki sen bu eğitimi alacaksın. Kusura bakma. Sen bu eğitimi alacaksın dedim. İstikrarlı bir şekilde baktı karşısında laftan anlamayan bir öğretmen var, otizmli öğrenci. Emin olun 1,5 ay sonra artık ben ne dersem o noktaya gelmeye başladı. Yani bir süreci var bunun ama sabırlı olmak gerekiyor. Yani öğretmenlerimizin de sabırlı olması gerekiyor. Evet, yani bunları otizmli ailelerimizle paylaşmak istedim. Çünkü bunlar deneyim, tecrübe. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Otizmli çocuklarınızı çok çok sevin.